Figürcünün seyir defterinin yepyeni yeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet sevgili figürcünün seyir defteri dostları aslında ben videolara her zaman enerjik girişler yapmayı seven bir insanım ama inanın bana şu son süreçte yaşadığımız arka arkaya aldığımız haberler ve olaylar bu videoyu yapıp yapmama konusunda bile beni oldukça düşündürdü. Öncelikle bölge halkına ve tüm Türkiye'ye çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan ve e, zarar gören insanlara, hayvanlara, doğaya, toprağa, güneşe, gökyüzüne her şeye geçmiş olsun diliyorum. Umarım e, yangın bir an önce, daha doğrusu yangınlar Türkiye genelinde bir an önce kontrol altına alınır ve bu süreç hızlıca biter. Söyleyecek çok sözüm var ama sizi üzmek istemiyorum. Bu açılıştan sonra hemen incelememize geçelim istiyorum. Figürcünün seyir defterinin yeni sezonu başladı arkadaşlar. Bu da ilk bölüm. Bundan sonra sezon sezon devam edeceğiz. Hem ben dinlenme fırsatı yaratacağım kendime. Hem de siz içeriklerimizi daha rahat takip edebileceksiniz. Unutmadan Level dergisindeki Ağustos sayısı çıktı. Muhakkak alın. Çok güzel bir röportaj var. Bu bölümün sponsoru Dreamers figürle. E, Alp abiye de buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. ...hiçbir şekilde bizi kırmadı. Ayrıca de, e, bu ürünü bize yollayarak... ...incelememize yardımcı olduğu için... ...bir kez daha teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben... ...aynı zamanda ciddi bir Star Wars sevdalısıyım. Bir zamandır sessiz bir şekilde... ...bu sevdam... ...derinlerde yatmaktaydı. Ta ki Mandalorian dizisine kadar. Orada tekrardan gün yüzüne çıktı. Eski filmleri tekrar izledim. Çizgi romanları tekrar okudum. Kitapları tekrar okudum. İçimdeki o sevda ateşlendi ve... Yine koleksiyonuma dönüp bende olmayan şeylerin peşine düştüm. Star Wars Luke Skywalker ve Princess Leia Artifix heykeli gerçekten son derece keyifli bir heykel. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında çıkmıştı ve A New Hope filmini yansıtan bir heykel grubuydu. İkisi birlikte satılıyor arkadaşlar. 1-10 ölçekte heykeller bunlar. Hem modellemesi hem boya işçilikleri de hoşuma gidiyor. Ben açıkçası Star Wars özelinde... Kotobukiya'yı seçtim biliyorsunuz bunu daha önce de söylemiştim ve e, orijinal üçlemeyi bunun üzerinden sürdürüyorum. Tabi bunun yanında aynı zamanda hem büyük bir Boba Fett fanıyım hem de e, Star Wars özelinde Bounty Hunters'lara karşı büyük bir ilgim var. Yine Kotobukiya'da kalmayı tercih edeceğim bu süreçte. Şimdi isterseniz fazla gevezelik etmeyeyim ben direktman incelemeye geçelim keyifli seyirler. Her zaman olduğu gibi kafa modellemesiyle başlayalım. Şunu söylemekte fayda var. Kotobukiya headscaplarda her zaman iyi iş çıkarsamıyor. Bu bir gerçek. Kişisel kanaatım helmet mask modellemesi olan heykellerde çok daha başarılı oldukları yönünde. Ama direkt yüz modellemesi yaptıklarında açıkçası beni çok da fazla tatmin etmiyor. Luke Skywalker heykeli için de aynı şeyi söyleyebilirim. Benzerlik belirli açılardan sorun yaratmasa da Bazen kime baktığımı anlayamıyorum. Kusura bakma Kotobukiya bunu söylemek zorundayım. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Look'un 70'lerin tarzını yansıtan saç modellemesi tıpkı filmde olduğu gibi oldukça başarılı. Yüz detaylarına baktığımızda fiyat performans anlamında orta derecede başarılı olduğunu söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi en çok göz bebeklerine kadar yapılan detaylı işçiliği beğendim ben. Tabii ki standa koyduğunuzda Sergilemeye başladığınızda Luke Skywalker sergilediğinizi hissediyorsunuz. Benim söylediğim şeyler biraz daha detay, biraz daha likeness anlamındaki sıkıntılar. Ee, bunu Obi Wan incelemesinde de söylemiştim. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Geçelim Skywalker abimizin badisine. Açıkçası ben kafa modellemesinden daha çok beğendim badisini. Ekranda izlediğimiz bizim çiftçi çocuk tam olarak karşımızda. Bu anlamda beni çok tatmin etti. Özellikle pozlaması çok hoşuma gitti. Leia Lay ile yan yana koyduğunuzda gerçekten ikonik bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bu anlamda sergilerken de çok keyif alıyorsunuz body'den. Luke'un giydiği tuniğin üzerindeki boya işçiliği de çok hoşuma gitti. Net beyaz ve tertemiz bir kıyafet yerine üzerinde uh, weathering dediğimiz tozlanma efektleri yapılmış ve bu da gerçekten heykeli çok başarılı hale getirmiş. Luke belinde bir kemer taşıyor. Kemerin üzerinde iletişim aleti, farklı farklı poğaçlar ve bir kemer tokası var. Yine kemerde de çok güzel bir boya işçiliği yapmışlar. Weathering var. Özellikle kemer çok eskimiş. E, bence heykeli çok güzel tamamlıyor. Tunik kemerin hemen altında bitiyor. Yanlarda yırtmaçları var gördüğünüz gibi. Gene modelleme olarak çok hoşuma gitti. E, üzerindeki bu dinamizmi veren modelleme... Öğeleri benim her zaman çok hoşuma gider heykellerde. Bu yüzden memnunum. Alt tarafta gördüğünüz gibi paltolon devam ediyor ve paltolonun boya işçiliği de son derece güzel. Yine weathering yapılmış. Kirli bir beyaz, hatta griye yavaştan kaçan bir beyazda boya işçiliği var. Onun altında da botları var. Botları gerçekten hem modelleme olarak hem de boya işçiliği olarak çok güzel. Yere biraz daha yakın olduğu için buradaki weathering efekti daha fazla. Gördüğünüz gibi gerçekten tozlanmış. E, bu benim çok hoşuma gitti bu detay. Luke Skywalker'ın el modellemeleri de gayet keyifli. Ben genellikle bu gördüğünüz ışın kılıcıyla e, sergiliyorum Luke Skywalker heykelini. Işın kılıcı da son derece güzel. E, üzerinde keyifli detaylar var. Buna ek olarak bir de blaster tutan kol var. İsterseniz bununla da sergileyebilirsiniz. Ara ara değiştirebilirsiniz. Blaster'ın üzerindeki detaylar da son derece başarılı. E, yer yer Gümüş bir renk var hafif hafif böyle kendini belli ediyor ama modellemesi falan son derece başarılı. E, sergileme seçeneği olarak size artı bir opsiyon kazandırıyor. Geçelim Prenses Leia'ya. Leia'nın ikonik saç modelini en başarılı modellemesiyle hem de kıvamında boya işçiliği ile çok güzel yansıtmışlar. Bu anlamda çok başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Yüzüne baktığınızda prensesi görebiliyorsunuz. Çok narin bir yapısı var. Benim çok hoşuma gitti. Aynı looktaki gibi göz bebeklerine kadar işçilik yapılmış. Bunu da ayrıca yine çok beğendim. Yüzündeki ifade de prensesi gerçekten yansıtıyor. Bu konuda da haklarını teslim edeyim. Geçelim body'e. Princess Nivo filminde gördüğümüz uzun kıyafetiyle modellenmiş, boğazına kadar kapatan geleneksel beyaz kıyafetin detayları son derece güzel. Ayrıca boya işçiliğinde renk geçişleri son derece başarılı olmuş ve etki yaratmış. Bunu da söylemek gerekiyor. Hemen arka kısmına baktığımızda kıyafetin kapşon kısmını görüyoruz. Güzel bir modelleme ile gerçekçiliğini arttırmışlar. Prensesin bel kısmında gümüş renkte kopçaları olan bir kemar var. Kollarının ve kapşonunun altından tüm belini sarıyor. Elinde bir adet blaster taşımakta. Luke'un blaster ile aynı fakat biraz daha metalik boyamaya sahip. Belki zaman içerisinde renkleri biraz kaybetmiş olabilir. Modellemesi yine başarılı. Kıyafetinin kollarındaki uzama dramatik bir etki yaratıyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu tarz kıyafetler. Aşağı doğru uzayan boya işçiliğinde de geçişli tek düze olmayan bir yapısı var. Eteğinin son derece başarılı. Son olarak da en altta pabuçları var. Onlar da son derece keyifli olarak heykeli tamamlıyor. Evet tabii ki her Kotobukiya heykelinde olduğu gibi yine 2 adet siyah düz beyzimiz var. Bunlar mıknatıslı yapıya sahip ve heykellerin altındaki bu bölümler heykelin beyzin üzerinde kalmasını sağlıyor. Son olarak toparlayacak olursak bir Star Wars fanıysanız ve e, orta halle bir bütçeniz varsa kesinlikle bakmanız gereken markaların başında geliyor Kotobukiya. Özellikle heykel seviyorsanız hem pozlamalarıyla hem de makul fiyatıyla koleksiyonunuzun bir parçası olabilir. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figürcününseyirdefteri.com'da bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.